tüm suçları bundan sonra tutuksuz yargılandığı bir süreçte devam edecek. Konuyla ilgili ayrıntıları dava sürecini başından beri takip eden arkadaşımız Sevgin Begüm Yavuz'dan alacağız. Sevgim, söz sende. Elif Çimen, aslında ilk duruşmaya günler kala önemli bir gelişme yaşandı ve Dilan Polat hakkında Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir tahliye kararı verildi. Henüz çok yeni bir karar bu. Ve savcılık tarafından da cezaevine bir yazı yazıldı Dilan Polat'ın bir an önce tahliye edilmesine yönelik. Dilan Polat 9,5 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyordu ve yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini atlama, suç örgütü kurma ve yönetme suçları yöneltiliyordu Dilan Polat'a ve bu kapsamda da hazırlanan iddianamede 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması isteniyordu ve bu iddianamenin kabul edilmesinin ardından avukatları tarafından da tahliye yönünde bir talep olmuştu. Ancak bu tahliye talebi mahkeme tarafından reddedilmişti ve dosya birkaç kez üst mahkemeye, farklı mahkemelere gönderilmişti. Ancak tüm mahkemelerce de red kararı verilmişti ve aylık tutukluk incelemesi yapılmıştı 9 Ağustos tarihinde ve yine Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi davanın görüleceği mahkemede Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetmişti ve tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Hemen ardından da Dilan Polat'ın avukatları tarafından aylık tutukluk incelemesinde tutukluğa devam yönündeki karara bir itiraz geldi ve o itiraz bugün değerlendirildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Ancak önemli bir rapor vardı aslında. 908 sayfalık bir MASAK raporu vardı ve bu MASAK raporda Dilan Polat ve Engin Polat hakkında, aynı zamanda şirketler hakkında bazı tespitlerde bulunmuştu ve bu rapora göre Dilan Polat şirketin faaliyetlerinde, ticari işlemlerde herhangi bir yetkisi olmadığını ifade etmişti ve bu raporun ardından da avukatlarca bir tahliye talebi olmuştu. Ancak o talep de reddedilmişti. Geçtiğimiz haftalarda avukatların ev hapsi yönünde de tahliye kararı verilmezse ev hapsi yönünde de bir talebi olmuştu. Yine mahkemece bu reddedilmişti. Aslında 9 Ağustos'tan sonra en yakın tutukluk halinin değerlendirileceği süre ise 4 Eylül tarihiydi. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 tanık 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar. 4, 5, 6 Eylül tarihlerinde de bu dava devam edecekti. 6 Eylül tarihinde de mahkemenin tutukluğa yönelik bir ara kararı olacaktı. Ancak avukatının yaptığı itiraz bugün değerlendirildi ve o itiraz kabul edildi. Dilan Polat hakkında Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir tahliye kararı verildi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Başsavcılık tarafından Dilan Polat'ın kaldığı cezaevine bir yazı yazıldı. Tahliyesine bir an önce tahliye edilmesine ilişkin ve o işlemlerin tamamlanmasının ardından Dilan Polat hakkında Dilan Polat bugün cezaevinden tahliye olacak Elif'ten. Pekala Sevgim, teşekkür ediyoruz detaylar için. Döneceğiz sana gelişmeler olursa. Şimdi telefon bağlantısıyla devam edeceğiz konunun detaylarında gezinmeye. Gazeteci Emrullah Erdinç yayın konuğumuz. Başından beri o da takip ediyor süreci. Merhabalar, duyabiliyor musunuz beni? İyi yayınlar, duyuyorum. Şimdi aslında takip ettiğimiz sürece bakacak olursak siz de başından beri çok vakıfsınız. 908 sayfalık bir MASAK raporuyla birlikte aslında bugünkü karar mümkün olduğu gibi görünüyor. Buradan bakılınca siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenen, öngörülen bir karar mıydı? Ve bu tahliye bugün içerisinde gerçekleşecek mi? Son sorunuzdan başlayayım. Tahliye birazdan gerçekleşecek. Çünkü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı az önce Marmara Kapalı Kadın Psikevi'ne ulaştı. Şu an cezaevindeki infaz koruma memurları tahliye işlemlerini yapıyorlar. Ve bildiğim kadarıyla da Dilan Polat'ın da akrabaları şu an cezaevinin dışında bekliyorlar. Ve yaklaşık 1-2 saat içinde tahliyesinin gerçekleşmesini ben de bekliyorum. Ama bugün hani şunu söyleyebiliriz ki bu akşamı Dilan Polat evinde kesinlikle geçirecek. Çocuklarıyla birlikte geçirecek. Bunun artık önünde hiçbir engel kalmadı. Son sorunuzdan başlamış olayım. İkinci sorunuz, bu beklenen bir karar mıydı? Evet, aslında beklenen bir karardı. Geçen hafta içinden beri benim beklediğim bir karardı. Bunu da belirtebilirim. Nedenine gelecek olursak, aylık tutukluluk değerlendirilmesinde 2. Asliye Ceza Mahkemesi Dilan Polat'la beraberindeki 5 tutuklunun tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Fakat orada savcının bir mütalası söz konusuydu. Yani nöbetçi savcı MASAK raporunu atıfta bulunarak, iddianameyi atıfta bulunarak MASAK raporunda
kara para iddialarında Gülen Polat'la ilgili iddiaların bir suç unsurunun çok fazla olmadığını belirten, özellikle kara para ve yasa dışı bahisin Gülen Polat alakası olmadığını belirten iddiaların olduğunu ve bu kapsamda da bu dakikadan sonra tutukluluğun cezalandırmaya döneceğini belirterek nöbetçi savcı şöyle bir tahliye talebinde bulunmuştu. Her türlü tedbir, ev tedbiri, yani buna ev hapsi de dahil olmak üzere her türlü tedbir uygulanarak Gülen Polat'ın tahliyesini istemişti. Fakat buna rağmen 2. Asliye Ceza Mahkemesi Gülen Polat'ın tutukluk haline devam kararı vermişti. Bunun üzerine Gülen Polat'ın avukatı Sevinç Oros bir itirazda bulundu ve o itirazda da savcının mütalaasına atıfta bulundu. Yani savcının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına atıfta bulunarak yine Gülen Polat'la ilgili suç unsurlarının oluşmamış olması, MASAK raporunu ve bununla birlikte iddianameyi de göz önünde bulundurarak tahliyesini talep etti. Ve bir haftadır da 8. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı inceliyor. Tabii bu dosyayı incelemek bu kadar kolay değildir. Yani şöyle kolay değildir diyeceğim. Ana mahkemeden 25 klasörlük dosyanın tamamını talep etti. Ve bu dosyaları aldıktan sonra da tek tek üzerinde incelemeler yapıldı. Ve bugün kararını açıkladı. Şahsen ben aslında bu kararın Cuma günü açıklanmasını bekliyordum. Fakat Cuma günü incelemeler bitmediği için işte bugün öğlen saatlerinde 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyet halinde bir karar verdi. Heyetin kararı da Gülen Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması yönündeydi. Tabii bu kapsamda baktığımız zaman yine altını çizmekte fayda var. Sadece Gülen Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar veriliyor. Engin Polat, Sezgin Polat, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün de tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Bu çerçevede yine bakacak olursak, şimdi cezaevinde kalan 4 tutuklu sanık 4 Eylül'deki ilk duruşmaya kadar artık cezaevinde kalacaklar ve 4 Eylül'de Gülen Polat da dahil olmak üzere daha önceden tahliye olmuş olan tutuklu bulunan sanıklar da mahkemede hazır bulunacaklar ve ana dosyaları başlamış olacak ve geri kalan yani 4 tutuklu sanıkla ilgili de bundan sonrasında yine mahkemede 4 Eylül'den sonra 2. Askeri Hukuk Mahkemesi kararını vermiş olacak diyebiliriz. Pekala, teşekkürler detaylandırdığınız için Sayın Erdinç. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yani ticari faaliyetleri devam edebilecek mi? Hayır. El koyulan mallar ne olacak? Şu an şimdi birincisi el konulan mallar yargılama sonuna kadar hiçbir koşulda alınamaz. Ve ayrıca daha önceden Polat ailesini vermiş olduğu dilekçelerde malları da birlikte. Çünkü ortada kesilmiş olan naylon faturalar var. Naylon fatura kesmek için kurulmuş olan şirketler var. O şirketlerle ilgili ayrı ayrı davalar açılacak. O davalarla ilgili ayrı ayrı cezalandırmalar yapılacak. Ve bir de vergi dairesi tarafından çok ciddi yüklü bir vergi cezaları çıkartılmış olacaktır. Ve bu çerçevede şirketlerini geri alması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Ya da mallarını geri alması gibi bir durum söz konusu değil. Bunlar ancak yargılama sonunda, yani az önce bahsettiğimiz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yapacağı yargılama sonrasında karar verecek. Eğer o yargılama esnasında hani Engin Polat olsun diğerleri olsun eğer bir ceza alırsa bütün mallarına zaten hazineye devredilmiş olacaktır. O yüzden de hani şimdi çıktıktan sonra mallarını geri alması gibi bir durum söz konusu değil. Onun altını çizerek belirtelim. Peki şimdi yasa dışı bahisten, kara para aklamadan, örgüt kurma ve yönetme gibi suçlardan bahsediyoruz. Vergi kaçırmayla ilgili artık bir şey kalmadı, suçlama kalmadı, doğru mu anlıyorum? Bunu bize anlatabilir misiniz? Hayır, vergi kaçırmayla ilgili bir suçlama kalmadı değil. Vergi daha doğrusu naylon fatura kesmek ve vergi sisteminden çıkma suçlamaları sonuçta bunlar devam eden bir suçlamalardır. Ve bunlarla ilgili daha önce haklarında tutuksuz yargılanmaları üzerine bir tahliye kararı verilmişti. Daha öncesinden verildi. Anladım. Bu karar. Fakat o dosyalarla alakalı ayrı ayrı bir iddianame hazırlanacak, ayrı ayrı bir yargılama yapacak. Her şirketle ilgili ayrı bir yargılamalar yapılacak. Ve o yargılamalardan da doğal olarak sorumluları kimlerse o sorumlular hakkında mutlaka bir cezalandırılma verilecek. Çünkü bunu şunun için söylüyorum, verilecek diye böyle kesin bir hükümden kastetmemin nedeni, bu suçlamaları zaten kendileri kabul ettiler. Kabul ettikleri için bunu söylüyorum. Naylon fatura kestiklerini, vergi sisteminden haksız kazanç elde ettiklerini zaten kabul ettikleri için oradan bir ceza alacaklar. Fakat şu anki ana dosya olarak görünen yasa dışı bahis ve kara para iddiaları ile ilgili
4 Eylül'deki duruşmayla birlikte haklarında karar verecek. O duruşmada savcılık delil durumuna bakar. Belki Dilan Polat'la ilgili delil yetersizliğinden bu tamamen öngörü. İnsanlar bu cümlemi sakın yanlış anlamasınlar. Belki hani delil yetersizden beraat kararı verebilir. Ama diğer tutuklu sanıklarla alakalı ya da diğer sanıklarla ilgili orada belki de hapis cezası verecektir. Bunların bütün hepsi artık yargılamayla ilgili karar verilecek durumlardır. Yani şimdiden bunlarla ilgili bir şey söylemek doğru değildir. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için Sayın Erdinç. Gazeteci Emrullah Erdinç'ten detayları aldık sıcağı sıcağına. Dilan Polat'ın hakkında verilen bu tahliye kararı ile ilgili konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu kez hukukçu Engin Akın yayın konuğumuz. Merhabalar Sayın Akın, hoş geldiniz TV100 yayınına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ilk akla gelen yine aynı noktadan başlamak istiyorum. 908 sayfalık o MASAK raporu. Yani bu MASAK raporunun öncesinde aslında Dilan Polat'ın avukatları işte psikolojisinin iyi olmadığı yönünde bazı gerekçelerle aslında tahliye kararı istediler mahkemeden. Ancak olumlu bir sonuç alamadılar. Fakat bugün tahliye kararıyla karşı karşıyayız. MASAK raporunda nelere dayandırıldı? Bu tahliye kararını nasıl verdi mahkeme? Şimdi önce şunu ifade edeyim. MASAK'ın raporunun tahliye edilmesinin boyutuyla doğrudan bir ilgisi olamaz. O esas hakkındaki davaya ilişkin bir zorunlu mütalaadır. Yani mahkemenin aldığı, MASAK'tan aldığı bu rapor. Tabii ki o rapordaki belirsizlikler sebebiyle bu tahliyenin verilmiş olma ihtimali yüksek. Bunu göz ardı edemeyiz. Yalnız benim de takip ettiğim kadarıyla bu itiraz üzerine verilmiş bir tahliye. Yani asıl yargılamayı yapan mahkemenin tahliye talebini reddi üzerine yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda tahliye kararı verilmiş. Hatırlarsanız da o itirazda yine MASAK raporu sonrasında yapılmış bir itirazdı. Ve dayanak olarak da MASAK raporunda söz konusu şahısla ilgili olarak net bir aklama bulgusunun olmaması gösterilmişti. Şimdi diğer taraftan bakılacak olursak, evet, CMK madde 100 uyarınca zaten tutuklama bir istisnai tedbirdir. Yani ceza muhakemesindeki koruma tedbirlerinden en son çare. Bu noktada çok kuvvetli ihtimal adli kontrol şartıyla bir serbest bırakılma söz konusu. Ben ama ana mahkemenin o raporla hüküm tesis etmeyeceği kanaatindeyim. Daha önce de bunu ifade ediyordum. Bir ek rapor yoluna gidilme ihtimali çok yüksek. Yalnız eğer asıl kaynakla ilgili tespitler yapılamazsa, burada kastım şu, söz konusu 900 küsur sayfalık raporda vergi kaçakçılığı, yani 359'dan alo. Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Sesim mi gelmiyordu? Biz alabiliyoruz sesinizi. Evet. Şimdi evet. Buyurun devam edin lütfen. O 900 küsür sayfalık raporda söz konusu tespit edilen suç vergi kaçakçılığı suçuydu. Yani vergi usul kanunu madde 359. maddeydi. Dolayısıyla da bu tek başına aklamayla ilgili tutuklamayı gerektirir bir bulguya ulaşmama sonucunu doğurmuş. Mahkemenin edindiği kanaat bu. Bu nedenle de tahliye kararı verilmiş. Ama ana mahkeme, yani yargılamayı asıl yürüten mahkemenin her zaman bu tür kararlara uymadığını da görüyoruz. Yani itiraz üzerine alınan kararların asıl yargılamayı yapan mahkeme tarafından farklı şekilde değerlendirildiğine de tanıklık ettiğimiz oluyor.